Benle Diyanet Dergisi son sayısında yayınladı. Daha yeni. Benim elime de ulaşmadı dergi. Aydınlanmayı sordu bana. Aydınlanma, felsefe, yani Batı dünyasında aydınlanma, enlightenment ya da Aufklärung Almancası. Aydınlanma hareketi Batı'da dine karşı yapılan, başarılı olan ve kiliseyi kendi sınırları içerisine iten bir hareket. Şimdi aydınlanmayla ilgili sordu, tabii ki negatif değerlendirme yapmamı bekliyor. Bu aydınlanma denen lanet nereden çıktıysa, dini ve dindarları işte şu hale geldi falan. Tabii öyle değil. Aydınlanma benim gözümde çok pozitif. Özellikle aydınlanmanın en önemli filozoflarından bir tanesi Kant'tır. Immanuel Kant. Aydınlanmanın iki temel vurgusu var. Aydınlanmanın. İki temel vurgu bana sorarsanız Kur'an-ı Kerim'in tepeden tırnağa yaptığı iki vurgudur. Aydınlanma bütün peygamberlerin hayat mücadelesine, o ritme kaynaklık eden temel vurgudur. İki vurgu, üçüncüsü yok. İki vurgu. Birisi akıl, diğeri de fıtrat. Doğallık, fıtrat. Akıl dini, akıl çağı, doğal hukuk, bütün bunlar hep aydınlanmanın ürünleridir. Doğallık, doğallık, doğallık. İnsanın doğasını ne bozuyorsa, ne dejenere ediyorsa onu mahkum etmek lazım. Nesi kötü bunun ya? Bunun nesi kötü? Doğal olanı bozan ne bozuyor? Bütün kimlikler, bütün kimlikler, üzerimize giydirilen kimlikler arkadaşlar. İnsanlığımızla birbirimize gayet iyi muamele ediyoruz. Üzerime benim sünni dediğin an ister istemez karşımda bir blok oluşuyor. Yanlış mı söylüyorum? Birisini sünni olarak adlandırdığınız zaman karşısında otomatik olarak bir blok oluşmuyor mu? Ya da Şii dediğiniz zaman bir blok oluşmuyor mu? Blok oluşuyor. Onun için diyorum ki üzerimize giydirilen her kimlik ekstra bir muhalif blok demek. Nasıl altından kalkacaksın yani? Kalkamıyorsun ki.